Hoş geldin Muhammed. Hayırlı Hoş akşamlar. bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Nasılsın, iyisin? İyiyiz çok şükür. Durumların Bu arada ilerlediği kadarıyla. teşekkür ederim. Böyle acil bir yayın oldu ama havadis okullarının da merak ettiği konular vardı. Sen de Viyana'da merkezindesin bu konuların. Senden dinleyelim. Yani 2015 yılından sonra bir İslam yasası değişmesi çıktı. Hükümetin Müslümanlar üzerinde bir politikası var, negatif bir politikası var. Hep kötü gösterme amaçlanıyor. Bunun arkasında ne var? Şu anda orada da neler yaşandı? Bize değinir misin bunlardan? Ya şimdi tabii bu İslam Lankati dediğimiz site bugünden oluşmadı. Bu site zaten vardı. Tabii site şu anda siyasi bir araç oldu. Yani siyasetçiler tarafından kullanılıyor ve ofisiyel institüsyonel oldu. Yani bu ne demek oluyor? Artık devletin elinde olan bir site ve bu artık legitime olmuş bir duruma geldi. Tabii burada 600'den fazla dernekler vesaire var ve bunun içerisinde de mesela Yahudi Müslüman Dostluk Derneği de mevcut. Viyana'da mesela. Şimdi biz bu bir tesadüf mü? Bugün bunların bu kartla piyasaya çıkması tabii ki de hayır. Çünkü biliyoruz Sebastian Kurz ve ÖVP şu anda köşeye sıkışmış ve UAŞUS dediğimiz konuyla alakalı zor durumdalar. Ve aynı zamanda da İstersen Muhammed, istersen biraz açıklayıcı olsun diye UAŞUS dediğimiz, yani onları da kısa geçersek belki. Tabii onu sen ilave et abi. Tamam, yani bu bir soruşturma var Sebastian Kurz'la alakalı. Avusturya'da geçen haftanın gündemi zaten buydu. Sebastian Kurz, yani başbakanın bir soruşturmaya tabi tutulmasıydı. Bunlar da arka planda yürüyen meseleler. Tabii siyasetin, yani şimdi biz hep siyaseti mecliste görüyoruz ama tabii meclisin dışında da bir siyaset dönüyor. O da işte bu parlamenter sistem dediğimiz parlamenterler bu UAŞUS'ta, Untersuchungsausschuss'ta bazı sorular iletti. Sebastian Kurz olsun, Brümel olsun, finansı vesaire. Tabii bunlar da şimdi zor durumda kaldı. Message control dediğimiz olayı devreye soktular. Bu da ne demek oluyor? Şimdi bunlara bize yine bir şey lazım ve bunun üzerinde haftalarca konuşalım ki bizim yaptığımız skandallar örtbas edilsin. Evet. Bunu da tabii böyle başarıyorlar. Çünkü medya elinde hükümetin. Böylelikle görüyorsunuz zaten adamlar iki günde gündemi değiştirdi ve şu anda hepimiz, biz de dahil içerisinde, bunları Müslüman kartı üzerine, Lankati dediğimiz İslam Lankati üzerine konuşuyoruz. Tabii konuşulacak o kadar çok şey varken neden bu tam Müslümanlar üzerinden yine bir 2012 ya da 13 olması lazım online olan bir siteyi tekrar gündeme getirip Integrationsministerium'un üzerinden piyasaya salmaları, bu bir tesadüf değil. Evet. Şimdi tabii ileride de analiz yapmaya çalışıyorum kendimce. Bu biliyorsunuz korona sürecini atlattık ve Umfragewert dediğimiz Sebastian Kurz %30'un altına düştü. Yani sevilme oranı %30'da şu anda. Ve tabii Umfragewertler düştükçe o kadar da boş siyasetle uğraşacaklar. Yani içeriği olmayan siyasetle uğraşacaklar. Ve maalesef benim korktuğum şey de ileriki zamanda bu arkadaşlar, bu kriz management dediğimiz korona sürecindeki kriz yönetimini iyi beceremedikleri için bu dönem unutulması lazım Avusturya halkında. Ki sevilme oranı Sebastian Kurz'un tekrar %30'dan %50'lere çıksın. Bunu nasıl başarabilirler? İşte ucuz siyasetle, Müslümanlar üzerinden dönen siyasetle bunu başarabilirler ama başaramayabilirler. Onu bilemeyiz. Evet. Yalnız bizim dikkat etmemiz gereken konu Volkan abi çok önemli. Şimdi biz böyle iki kişi şurada eylem yapıyor, hadi katılalım muhabbetiyle değil de hani böyle kendi kafamıza kalkıp hemen gidelim apar topar bir şey yapalım. Bu sefer Müslümanlar gerçekten hani eğer bugün susarsak, hani bu şimdi ilk dalga, ikinci, üçüncü dalga gelecek eminim. İkinci, üçüncü dalganın dozuna göre biz susarsak, bakın emin olun, ona sonra bizden kimse daha bir şey beklemesin. Bu adamlar istediği şeyi istediği zaman
devreye sokabilirler. Tabii bunun bir de diğer tarafı var. Yani Yeşil Partisi dediğimiz, Solcu Parti dediğimiz arkadaşlar da, orada da arkadaşlarımız mevcut. Neden bu duruma bu kadar sessiz kalıyor? Bu bir soru işareti. Şimdi Sebastian Kurz'u zaten takip eden Avusturya'da, biliyorsunuz ilk geldiği zamanlarda entegrasyon bürosunda, mesela ben bir Müslümanım, benim daha bir camiden ya da bir herhangi bir camiden bir plaketim yoktur ismimle. Özel şeylerden dolayı. Ama Sebastian Kurz'un vardır. Yani aslında biraz da kendimizi sorgulamamız lazım. Bunu kısaca açıklayabilirsem, şimdi zamanında bu Sebastian Kurz, benim yaşım o zaman biraz daha gençti. Bundan işte 7-8 yıl önce. Cami cami dolaşırken, dernek dernek dolaşırken ben bizim arkadaşlara diyordum ki, bakın arkadaşlar, öyle bir hava oluşturdunuz ki bu adama her şeyinizi açıklıyorsunuz. Mesela A camiye gidiyor, A cami B cami hakkında konuşuyor. B camiye gidiyor, B camideki C cami hakkında konuşuyor. Ve bu artık öyle bir ortam almıştı ki, yani Sebastian Kurz otur dese oturacaktı, kalk dese kalkacaktı. Bunu ben o zaman genç yaşımda eleştirdiğimde bana bizim arkadaşlar, işte Muhammed sen çok radikalsin, bak çok kötü düşünüyorsun her zaman. Ama eleştiri ruhu dediğimiz ince bakış yapmamız lazım. Biz şimdi hemen iki bizim hakkımızda güzel şey söyleyene hemen kalkıyoruz, alkışlıyoruz. Ama asıl anlamamız gereken şey şudur. O onu mecbur öyle açıklayacak. O bir özellik değildir. Eğer Müslümanların bayramı kutlanıyorsa bizim alkışlamamız gerekmiyor. Mecbur yapacak. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Yani artık öyle bir hava oluştu ki, o zamanlar oluşmuştu ki. İşte, Entegrasyon Bakanı olduğu zamanlar Sebastian. Tabii. Zaten o zaman bu stratejiyi belirlemiş kendisi. Biliyorsun ÖYF'i kurdu kendisi. ÖYF vardı. ÖYF'i biraz daha modernleştirdi, öyle diyelim. Ve Müslüman gençleri, işte integrasyon bölümünde migrasyon sintegruntu olan arkadaşları, başarılı olan kişilerle çıkartıyordu, platform veriyordu. O selfie çekiliyor, bu selfie çekiliyor, şu selfie çekiliyor. Artık Müslüman toplumuna artık kendisini benimsetmişti. Bu da şimdi gördü tabii ki bizim içerimizi. Dedi ki lan, o camiye gidiyorum, onun üzerine konuşuyor. Buraya gidiyorum, bunun üzerine atıyor. Onun üzerine gidiyorum. O kadar da büyük bir, hani böyle birleşmiş bir Müslüman yok karşımda. Ne yaptı? Benim bunlardan çıkarım yok. Karşı tarafa döndü. Ve şu anda onun izlediği politikayı biliyoruz, son yılları Sebastian Kurz'un neler yaptığını. Onun izlediği siyaseti birebir RAP'a devretti. Ve RAP da zaten kendisi birebir Sebastian Kurz hangi çizgidense onu ilerletiyor. Ve Sebastian Kurz bu işi çok iyi becerir, gündemi değiştirmeyi. Ve artık o kadar zor duruma geldik ki RAP'a da eminim ki demiştir, artık çık bir presse konferans yap ve gündemi dağıt diye. Evet. Şimdi karta gelirsek tekrar Muhammed, bu kartta insanların özel bilgileri de var. Başkanların isimleri var, adresleri var. Bunlar hukuk dışı diye düşünüyorum. Yani insanların bu zaten şüphe dediğimiz kanuna uymadıklarını düşünüyorum. Ve Viyana Üniversitesi de logosunun kullanılmasını yasakladı. Muhtemelen orada da bir aralarında bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Yoksa tabii. Böyle bir şeyi kabul ederdi. Glauben's Gemeinschaft da bu konu üzerine çok duruyor ve arkasını bırakmayacak gibi duruyor. Şimdi gündemde olan kartla alakalı sağ tarafta gösterdiğim bugüne damga vuran bu duruma geldik. Yani dikkat edin, politişe İslam, siyasal İslam yakınlarınızdadır diye bir tablo çıktı önümüze. Evet. Yani bunun sonu nereye varacak? Nereye doğru gidiyoruz? Bu tabloyu aslında şöyle dememiz lazım. Ben bugün takip ettiyseniz birkaç kere söyledim. Yani benim açık söyleyeyim, ben siyasi çalışmamı her zaman Avusturya, Almanca yaparım. Mesela politische Arm dediğimiz, yani bu identiter Bewegung, yani kimlikçiler, biliyoruz kimlikçileri aşağı yukarı hangi, ne o Nazileri. Nazi, yani bu adamların geçmişte Nazi geçmişi vardır. Evet. Şimdi bu adamlar siyasetin bir kolu oldu. Verlängerte Arm von dem Integrationsbüro. Yani adamlar övüne diyor ki, ilk günden zaten yazmıştım, Almanya'daki identiteler, kimlikçiler zaten böyle bir kartı yapmışlardı. Şimdi buradaki hükümette, Avusturya'daki hükümette bunu, yani Integrationsministerin RAP ortaya atınca adamların artık diyor ki, bak diyor, politische İslam
yakınında Politik İslam'la alakalı bir dernek var. Siteden öğrenebilirsin. Ve sitenin site bu, işte bu çok hani ince bir detay. Siteyi yapan bizim integrasyons ministerin Suzanne Raab. Yani adam artık diyor ki bak ben söylemiyorum bunu integrasyons ministerin söylüyor. Ne kadar da o ministerin çıkıp genellememek lazım dese de bu kartla alakalı. Ama tam da bunu yaptı kendisi şu anda. Adres veriyor ve adres yani her cami içeriğinde de yorumlar yapmışlar. Yani bu konuda şimdi biraz sonra iki konum daha olacak Muhammed senin. Sen de vaktini ayırdın. Bu konuyla alakalı son sözlerin ne olur? Ne yapmamız lazım? Yani bak, burada birlik beraberlik olmak zorunda. O konuya girmek istemiyorum. Yani ne yapabiliriz? Gerçekten böyle elle tutulur bu konuya karşı Müslümanlar olarak yapılan bu haksızlığa karşı ne yapabiliriz? Açık ve net konuşacağım o zaman. Şimdi bak, bizim hepimiz hani aşağı yukarı tanınmış, bilinmiş insanlarız. İşte siz olsun, Halk Partisi olarak, Havadis olarak, işte ben burada Viyana'da, çeşitli arkadaşlar var, çeşitli partilerde. Şimdi bizim hani siyasi çalışmamızı böyle konularla alakalı iki alkış alacağım diye, hani bizimkiler duysun, bizimkiler duysun, işte yürü koçum, yürü aslanımla değil de, daha çok biz Avusturya'da yaşayan toplum olarak Avusturyalılarla birlikte neler yaparız diye düşünmemiz gerek. Yani herkesin eşi dostu vardır. Şimdi mesela benim çevremde de insanlar ya Muhammed sen niye bu kartla alakalı bu kadar zoruna gitti diyor. Anlıyorum onu da. Şimdi o göremiyor onu. Benim o gördüğüm inceliği bir sonuçta biziz yani. Bizle alakalı bir şey. Dediğim anlatmamız lazım. Anlatmamız lazım, anlatmamız lazım. Ve aynı zamanda anlatırken de kırıcı olmamamız lazım. Yani bu işin artık şeyi yok işte yok şu partiymiş bu partiymiş vesaire vesaire. Hani demek istediğim böyle konularda bile hani şeyden uzak durmamız lazım. Hani parti siyasetiymiş vesaire o şunu demiş bu bunu demiş fark etmiyor. Mesela bu resmi ilk bana geldiğinde bazı arkadaşlar bana yazdı kullanabilir miyiz diye. Kullanın hani herkes kullansın. Burada şey olmaz hani bunu ilk ben paylaştım ilk şu yaptı ilk bu yaptı. Herkes sesini çevresine duyurması lazım. Sadece bizler değil, açıktan tanınmış olsak da. İş arkadaşımıza anlatacağız bunu. İşte ya veli olarak ve çocuklarımızı beklerken okulda arkadaş olduğumuz velilerle bunu anlatmamız lazım. Tabii siyasi şeyine alırsak da o bizim görevimiz. Bunu nasıl anlatabiliriz? Parti içerisinde, herkes parti içerisinde. Anlatacak yani bu rahatsızlığı dile getirmemiz lazım. Şimdi eğer benim babam beni arıyorsa İlk etapta bireysel olarak herkes kendi muhatap olduğu çevresine siyaset yapanlar da kendi alanlarında bunu yaymalılar. Yani bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olduğunu yaymalılar ki bu Avusturyalılar içerisinde de konuşulsun ve konu olsun. Ki ben takip ediyorum, tepki gösteren Avusturyalılar da var. Tabii. Benim sayfamda bakarsın zaten çoğu Avusturyalı. Görürsünüz. Ama benim demek bir de şu olay var. Son sözüm Volkan abi. Şimdi biz sesimizi çıkartalım. Eyvallah. Ama şu mentaliteden de çıkmamız lazım. Tamam Volkan abi onunla ilgileniyor. O yapar bu işi. Bundan bu düşünceden bir ayrılmamız lazım. Tamam Volkan abimiz var. O yapar. O ilgilenir. O sesimizi duyurur. Böyle değil. Kişiler üzerinde değil de kolektif bir şekilde nasıl ne yapabiliriz? Yani herkesin elinden ne gelebilir? Yakında eşini dostunu arayacağı böyle hani böyle bir olay var. Rahatsızlık duyuyor. Yani güzelce ne anlatacak? İşte nasıl Volkan abim haber yapmış haberini alacaksın. WhatsApp'ta vesaire yollayacaksın. Bak güzel analiz yapmış. Gündemi takip edemeyenler olabilir. Gayet normal. 6'da işe başlıyor. Akşam 7'de eve geliyor. Haber mi okuyacak? Gündemi mi takip edecek? Yoksa yorgunluk çayı mı içecek? Bunlar her anlayışlı şey. Yani anlarım, anlayışla karşılarım. Ama bizim gerçekten toplum olarak, yani bunun işçisi olsun, işte bir menajeri olsun, siyaset arenada oturanlar olsun, düşman edinmeden cümlelerimizi çok dikkatli ve titizlilikle seçmemiz lazım. Yani karşımdakini sen yaptın değil de bir Avusturyalıya, işte bak bu senin hükümetin, senin şeyin değil de bak böyle böyle bir sorun var. Yani genelleştirmeden, ürkütmeden ve korkutmadan itici olmamamız lazım. Ya ne kadar da rencide olmuş olsak da
biraz zorumuza da gitse bunu çok iyi dozajında tutmak lazım. Ve gerçekten eşimizle, dostumuzla kırmadan, onu dışlamadan, işte siz böylesiniz demeden Avusturyalılara mesela. Çünkü biliyorsunuz bize dendiği zaman siz böylesiniz biz kızıyoruz. Genelleme yapıldığı için. Biz de aynı şekilde Avusturyalılar sonuçta biz burada doğduk büyüdük. Avusturyalıyız yani. Evet. Hem vatanımızı seven, Avusturya'da yaşayan. Burada ki burada da pensiyona kadar gidecek. Yani demek istediğim şu, titizlikle seçelim, dostumuzu anlatalım, itici olmadan. Anladım. Peki Muhammed, vakit ayırdın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı akşamlar dilerim sana. Buradan sizin oraya da selamlar. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar.